Ya diyemiyorum o lafı. Ben çok utanç verici bir laf. Abone olun. <laughs> Lütfen abone olun. Merhabalar. Bugün İnce Mehmet 4'teyiz. Serinin son kitabı, maceranın sonundayız. Bir önceki kitap aynı şekilde bitmişti. İnce Mehmet yine birilerini vurup dağlara doğru atını sürmüş ve Çukurova ağzıyla denmişti ki imi timi bellisiz oldu. Evet Mahmut Ağa'yı vurmuştu fakat onun yan yatağında yatan Murtaza Ağa'yı vurmamıştı. Ben de bunu merak etmiştim. Birazdan bu kitapta açıklanıyor ve birazdan ben de size söyleyeceğim. Şimdi İnce Mehmet tabii ki atını dağlara doğru sürdü ve dağlarda. Ve birini bekliyor. Kimi bekliyor? Müslüm'ü bekliyor. Karşısına bir yılan çıkıyor İnce Mehmet'in. Eli hep tetikte ve yılan öldürmenin uğursuzluk getireceğine inanıyor. Yılanı öldürme gibi bir niyeti yok. Fakat daha romanın en başında bizi stresi sokacak bir şey, bir gelişme oluyor. Tüfek ateş alıyor ve yılan ölüyor. İnce Mehmet bu duruma üzülüyor elbette. Neyse orada tarihi bir böyle kalıntı buluyor ve orada dinleniyor, bekliyor. Müslüm geliyor, baya bir beklenenden geç şekilde geliyor ve kurt gibi acıkmış. Diyor ki ben önce yemeğimi yiyeyim. Sonra sana havadisleri veririm. Yemeğini yiyor ve Söğüt dağlarının üzerinde yataklar var. Bu bir yörük adetiymiş. Bir önceki kitaptaki bataklık bölümlerinde de aynı yataklardan söz etmiştim. Neyse bunlar Söğüt ağacındaki o yataklara yatıyorlar ve Müslüm anlatıyor. Öncelikle Seyran'a yolladığı tılsımlı yüzüğü Seyran İnce Mehmet'e geri yollamış. Onu teslim ediyor. Ve diyor ki ben yolda çok badireler atlattım ve hepsini diyor bu tılsımlı yüzük sayesinde diyor atlattığımı düşünüyorum diyor. Ondan sonra bunlar neden buluştu? Müslüm ve İnce Mehmet neden buluştu? Şu yüzden buluştu. Abdülselam A diye deniz kenarındaki bir köyde yaşayan bir adamın yanına gidecekler. Bu adam da Ferhat, İmam Ferhat'ın çok eski bir dostu. Olay bu ve Müslüm diyor ki ben köye önce ben gideceğim diyor bir ortama bakacağım diyor. Abdüselam Ağa'ya bir bakacağım diyor ve diyor İmam Ferhat'ın bir mesajı var onu vereceğim diyor. İnce Mehmet mesajı görmek istiyor. Mesajda hiçbir yazı bir şey yok. Sadece bir resim var. Resim şu. Dalları yere bakan, kökleri gökyüzüne bakan bir ağaç resmi. Evet bunu Abdülselam Ağa'ya götürecek ve diyecek ki işte bunu size Ferhat İmam yolladı. Neyse Müslüm önden gidiyor. Mesajı ulaştırıyor ve mesajın manası şuymuş. Dünya tersine dönmedikçe bu adamı koruyup kollayacaksın. Evet. Büyük bir garanti. Neyse İnce Mehmet de gidiyor. Abdülselam Ağa çok iyi karşılıyor. İnce Mehmet hayatında evet çok ziyafetlerde bulundu, çok güzel yataklarda yattı ama şöyle anlatıyor. Yani böyle bir yatak, böyle bir yemek bolluğu, böyle bir güzellik daha önce hiç görmemiş. Ve şöyle güzel bir detay var. Diyor ki Abdülselam Ağa'nın evindeki her şeye, suyundan tutun ekmeğine kadar, eşyalara kadar bir limon kokusu silmiş durumda. Ve o geldiği deniz kenarı köyünde de genel olarak şöyle, o köyü de şöyle anlatıyor. Diyor ki burası bir kokular diyarıydı. Abdülselam Ağa o gece çok ilgileniyor ve diyor ki yarın diyor seni çarşıya çıkartacağım. Eşrafla tanıştıracağım ve seni diyor yeğenim olarak tanıştıracağım. Bunu diyor bil ve bozma sakın diyor. Neyse sabah oluyor çarşıya iniyorlar. Tıraş oluyor öncelikle İnce Mehmet sonra Eşraf'la tanışıyor. Ve Zeynullah Ağa denen bir adam var. Bunun bir giyim mağazası var. Oraya gidiyorlar, oturuyorlar. Bu mağaza aynı zamanda kasaba eşrafının buluşup dedikodu yaptığı işte ya da işte o siyasal gelişmeleri konuştuğu, politika konuştuğu bir yer. Öğretmen Nejat var ve öğretmen Nejat o toplantılara katılıyor ve İnce Mehmet'ten sürekli haberler geliyor. Bu İnce Mehmet baş konularından biri ve o kadro içinde İnce Mehmet'in yaptıklarını onaylayan tek kişi öğretmen Nejat. Neyse Zeynullah A kötü biri. İnce Mehmet onu görür görmez çok sinsi biri olduğunu hemen anlıyor. Bu arada bir önceki tapta neden Murtaza A'yı vurmadı İnce Mehmet? Şu yüzden vurmamış çünkü Murtaza A'ya demiş ki: "Seni Topal Ali'ye bırakıyorum." Neden? Çünkü Topal Ali'ye çok büyük hakaretler etmişti. İsteseydi öldürebilirdi ama öldürmüyor. Ve o geceden sonra Murtaza A çont oluyor. Yani çont olmak şu demekmiş: adeta çarpılmak, kilitlenmek, hareket edememek gibi bir durum. Öyle büyük bir korku yaşıyor. Karısı onu ne yaptılarsa açılmıyor, bedeni açılmıyor ve karısı onu hamama götürüyor, evin hamamı var. Orada ılık sularla işte masajlarla falan Murtaza Ağa'yı kendine getiriyor ve Murtaza Ağa öldürülmediği için hala hayatta olduğu için İnce Mehmet'ten Şahin'im diye bahsetmeye başlıyor Koca Osman gibi. Ve bunu önüne gelen herkese anlatıyor ve parmağındaki yüzü çok böyle efsanevi tatlarla süsleyerek anlatıyor. Büyütüyor da büyütüyor. Ondan sonra Mahmut Ağa'nın öldürülmesi en çok kime zarar veriyor? Jandarma yüzba yüzbaşısı Faruk'a zarar veriyor. Neden? Çünkü Adeta bu cinayet öncekiler gibi kasabada işlendiği için yani adeta bunun burnunun dibinde işlenmiş oluyor. E, elinden kaçırmışlığı da var yüzbaşının. Dolayısıyla yüzbaşı gerçekten ruhen kötü durumda. Fakat bir gün onu sevindirecek bir haber getiriyor. Böyle kanter içinde bir atın üstündeki bir delikanlı. Diyor ki İnce Mehmet diyor Akça Sarzık'ta kıstırıldı. Kaçacak yeri yok. Sana düşen gelip onun ölüsünü ya da dirisini almak. Yüzbaşı bu kez olayı hiç kimseye duyurmuyor. Sessiz sedasız gidiyor. Bir kutlama hazırlayın falan da demiyor. Çünkü İnce Mehmet'i hep elinden kaçırdı bugüne kadar. Akça sarzlığa gidiyorlar. Gittiklerinde manzara şu. Yani Sarzlığın içi, dağ, tepe her yer insan dolu. Hatta seyyar satıcılar falan e, var. Öyle bir kalabalık var. Fakat Akça Sazlık'ta, e, o gittiğinde aldığı bilgi şu. Akça Sazlık'ta bunu bulamamışlar. Köpeklerle girdikleri halde. Sazlık bittikten sonra deve dikeni bölgesi başlıyor. Çok büyük bir alan. Oraya kimse girmiyor çünkü o mevsimde deve dikenliğinin içi yılan kaynıyor. Fakat yüzbaşının artık yılandan falan korkacak durumu yok. Bu olayı bitirmek istiyor. İnci Mehmet efsanesini sonlandırmak istiyor bizzat. Neyse önden o giriyor. Askerleri de arkadan giriyorlar. İlerlemesi çok zor bir ortam. Her yer diken ve her yer yılan bir sürü yılan öldürüyorlar fakat e, yine elleri boş dönecekler çünkü İnce Mehmet orada da yok. İnce Mehmet oradan da kurtulmayı Müslümle birlikte başarmış. Yani bu bölüm aslında Abdülselam A'ya yani deniz kenarındaki köye gitmeden önce yaşanan e, bölümlerde. Bunu ayrıca anlatmak istedim. Yani yüzbaşının durumunu anlatmak adına. Yüzbaşı yine dediğim gibi büyük bir hüsranla kasabaya geri dönüyor. Bu arada kasabada Taşkın Halil Bey kaymakam Murtaza Ağa'yı yanına çağırıyor. Diyor ki sen bu adamı övüp duruyorsun yere göğe koyamıyorsun diyor bu hiç yakışık almıyor diyor kes bu muhabbetleri. Ayrıca diyor bu İnce Mehmet kendisi ortada yokken bile diyor namı yürüyorsa diyor Yağız At atın diyor buna çok büyük katkısı var. Yağız At'la ilgili planını anlatıyor. Yağız At'la alakalı planı şu. Afişler hazırlanacak. Bunu da kasabanın öğretmeni yapacak bir at başı resmi. Bu en ücra köylere kadar dağıtılacak, kasabalara dağıtılacak ve üzerine 1500 lira ödül konulacak. Yağız atın üzerine. Yağız atı getirene 1500 lira. O dönem soylu bir at, pahalı bir at 100 lira ediyormuş. Yani 1500 lira inanılmaz büyük bir rakam. Neyse bu afişler falan zaten yapılıyor. Ve bir de e, şu konuya değiniyor kaymakam. Diyor ki bir diğer sebep de diyor kadıncık ana. Çok saygı duyulan bir insan olduğu için kadıncık anayla İnce Mehmet'in tanışıklığı İnci Mehmet'in etrafındaki o mistik havayı, o efsanevi havayı daha da büyüten bir faktör. Kadıncık ananın da diyor icabına bakmalıyız. Sonra bir komisyon kuruyorlar. Şimdi tabii ki insanlar atlarını getirmeye başlıyor. İlk gelen at çok komik, çok cılız bir at getiriyorlar. Getiriyor adamın biri komisyona. Diyorlar ki bu Yağız at falan olamaz. Bu yani gerçekten kötü bir at. Kemikleri sayılıyor. Adam da diyor ki hayır diyor mübarek atlar hep böyle zayıf olur falan sallıyor tabii ki. Sonra Ali Safa Bey'in seyisi geliyor. Daha önce Yağız ilk bakan kişi o. Atın o olmadığını e, söylüyor, onaylıyor. Ve diyor ki e, işte bu bizim daha önce yılkı sürüsüne sattığımız, e, saldığımız bizim atımız. Neyse bu at olayı, bu ödül falan tabii ki tahmin edersiniz ki büyüyecek. Bu arada dağlarda Ferhat Hoca, İmam Ferhat İmam çok Güzel bir kendine hayat kuruyor. Yani çok aşamalı güvenlik tedbirleri, nöbetçiler o bu falan. Yanında da Temir, Şahan ve Kasım var. Bunlar has adamları. Bir gün adamlarını topluyor diyor ki ben diyor çok büyük bir olay planlıyorum. Eğer diyor bu olayı yaparsak diyor İnci Mehmet'in Şahan'ı diyor çarpı 10, 100 falan diyor. Yani o kadar şöhreti artacak diyor. Ama diyor başarısız olursak diyor dördümüz birden ölürüz diyor. Plan şu Sarı Sultan denen bir adam var inanılmaz nüfuzlu bir adam, inanılmaz zengin bir adam. Bir kale gibi büyük bir konakta yaşıyor ve sayısız keskin nişancısı var, nöbetçileri var, var oğlu var. Bunlar bu evi soyacaklar ama daha önce de bu tip soygunlar okumuştum ve size de anlatmıştım. Soygun şöyle evi basarak falan olmuyor. Bunlar gidip kapıyı çalıyorlar bir akşam. Buyur ediliyorlar. Yemek yer misiniz deniyor. Sarı Sultan yemek diyor size çıkaralım. İmam Ferhat da diyor ki biz soymaya gittiğimiz evde diyor yemek yemeyiz. O zaman diyor tamam kahve içelim diyor. Onu da kabul etmiyorlar. Ama Sarı Sultan yine de kahveleri getiriyor ve bunlar da içiyorlar. Kahveler bitince diyor ki evet söyleyin bakalım ne istiyorsunuz benden diyor. İmam Ferhat da diyor ki e, bin altın istiyoruz. Tamam diyor bin altını hemen getiriyor veriyor ve bunlar altınları alıp çıkıyorlar. Atlarına biniyorlar ama tabii ki bu kadar basit olacağını da düşünmüyorlar ve arkasında bir gü gümbürtü kopuyor bunların. Evet Sarı Sultan'ın keskin nişancıları bunların peşinde. Yani neden evdeyken öldürmüyorlar kısmını çok anlayamadım. Sanıyorum ki oraların bu da bir raconu. Yani çık, sonra işte kovalıyorlar gibi bir durum. Sonra bunların arasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Orada yine uçurumların sayesinde diyeyim, yine uçurumlardan inerek bu şeyden kurtuluyorlar ve karşılarına ilk kez şey çıkıyor, bu kitapta yer alacak bir konu bu. Yedi Mehmetler diye bir oluşum var ve bunun ilk örneğini o gün görüyorlar. Yedi Mehmetler şöyle bir şey, bir oluşum. Toroslarda gençler örgütleniyor, bir yedi kişilik çete kuruyor ve her biri adının Mehmet olduğunu söylüyor. Her birinin adı Mehmet. Ve bunlar İnce Mehmet hesabına çalışıyorlar. Ve kimse zorlamadan yani halk oluşumu. Hatta bunu ileri gelenler bu olayı konuşurlarken kasabanın öğretmeni diyor ki Spartaküs'ten beri görülen diyor bence en büyük halk oluşumudur diyor. Ayaklanması diyor. Abdülselam Ağa bir gün müjdeli bir haberle geliyor. Diyor ki e, sana bir ev buldum. Portakal bahçelerinin içinde iki katlı bir ev. Yalnız kalmış bir kadına ait. E kadın kolaylıkla ikna ediliyor ve 3 gün içinde de evin tapusu İnce Mehmet'in üzerine yapılıyor. İnce Mehmet'in artık çok güzel bir evi var. Ve Abdülselam Bey'in hanımı evi çok güzel döşüyor. Yani muhteşem, çok güzel, şirin bir ev haline getiriyor. Hatta duvarlarda tablolar falan var. Öyle bir ev. İnce Mehmet tabii ki çok mutlu. Ve bir gün kapısı çalınıyor. Bir bakıyor ki karşısında Seyran karısı Hürana gelmişler artık bir aile olarak yeni hayatlarında devam edecekler anlamına geliyor. Bu İnce Mehmet çok çok mutlu oluyor. Hürü Ana da hayatında ilk kez tablo görmüş duvarda, suret görmüş. Ve çok etkileniyor bu suretlerden. Zaman içinde bu suretlerle konuşmaya başlıyor. Yani derdini onlara anlatıyor. Daha derdini anlatmıyor, öfkeleniyor. Hürü Ana böyle bir kadın. Mesela Hazreti Ali'nin resmi var ona gidip diyor ki orada diyor cennette diyor hurilerle fıçı fıçı şarap içiyorsun ama diyor işte bir bakmıyorsun arkana bu insancıklar ne halde diye konuşuyor. Seyran kız da diyor ki anne onlar seni duymaz duymuyor o resim dese de Hürri Ana onların kendini duyduğuna inanıyor. Hatta Mustafa Kemal Paşa'nın resmine de çatıyor ona da kızgın ona dul kadının oğlu diye hitap ediyor. Fakat çok ileri gidemiyor çünkü Necat Öğretmen'le falan da tanışmış durumda. Necat Öğretmen de Mustafa Kemal Paşa'ya toz kondurmadığı için Hür'ü Ana da diyor ki herhalde bir bildiği vardır. Ben şimdiden diyor kötü sözler söylemeyeyim diye düşünüyor böyle. Hoş, enteresan durumlar yaşıyor Hürri. Ondan sonra Seyran'ın oradaki hayat, Seyran oradaki hayata çok çabuk adapte oluyor. Öğretmenin karısıyla çok iyi dost oluyorlar. Seyran ilk defa topuklu ayakkabı giymeye başlıyor ve ilk seferinde buna alışıyor. Köyünü çok özlerse de pazar kuruluyor. O pazara gidip köylü kadınlarla yarenlik ediyor. O köy özlemini gideriyor gibi bir durum. Kasabada ata konulan ödül konusu. Evet demiştim çığırından çıkacaktır. Gerçekten çığırından çıkıyor. Atını alan geliyor. Bu işte Yağız attır diye. Komisyon da şöyle bir şey düşünüyor. Diyor ki biz buna bir kriter koyalım. Hani her atı da kabul etmeyelim. O da şu. Atın damağında Allah yazısı olacak. Ondan sonra e, bu da kalabalığı çok kesmiyor. Sonra gelen at sahiplerinden biri diyor ki yahu diyor böyle gösterişli bir at bulun. E, bu Yağız attır deyip tamam bulduk deyin gidin kurşunu mu diziyorsunuz ne yapıyorsunuz yapın bu olayda diyor bitsin diyor. Bu konu artık bıkmışlar zaten mantıklı geliyor. Evet bir tane atı sahibinden satın alıyorlar. Ödül 3000 liralık ama ona e, bunun çok çok altında bir rakam ödüyorlar. Adam razı ve bir ben 3000 liramı aldım diye de kağıt imzalatıyorlar. Ve ertesi gün büyük bir törenle kasabada köprü başında bu at infaz ediliyor. Fakat bu işi düzenleyenlerin hiç tahmin etmediği bir yere varıyor bu iş. Atın ölüsü iki gün orada kalıyor ve kasabaya büyük bir sessizlik çöküyor. Herkes üzgün. Atın vurulmasına herkes üzgün. İkinci günün sonunda bir bakıyorlar atın leşi diyeyim, ce işte cesedi diyeyim, ölüsü. Atın ölüsü ortada yok. Ve şöyle bir söylenti yayılıyor hemen. Evet dün gece birçok at kişnemeleri duyuldu. Ve at kayboldu, ölü at kayboldu. Demek ki ne oldu? Bu at kırklara karıştı deyip at efsanesini kendi elleriyle daha da büyütüyorlar. Evet kasabada bir karakter daha var. Bu yeni bir karakter Şakir Ağa. Şakir Ağa kimdir? Şakir Ağa binlerce dönüm çeltik tarlasına sahip çok kötü bir adam. Çeltik tarlalarında işte suyu salmak gibi bir üretim şekli varmış ve o su birçok köyü basıyor. Zaten e, sivrisineğin olduğu bir coğrafya. O su salındıktan sonra artık her yer bataklığa dönüşüyor ve her yaz, istisnasız her yaz birçok insan sıtmadan ölüyor ve bunların çoğu da çocuk. Ama Şakir Ağa o kadar kötü bir adam ki... Çocuk ölümleriyle alakalı şöyle söylüyor, diyor ki bir köylü kadını 12 tane doğuruyor diyor. Sıtmada olmasa bu iş nereye varır diyecek kadar kötü yürekli bir adam. İnce Meme tabi Şakir Ağa'yı da bir kenara yazıyor. Ondan sonra nasıl olacak e, onun içinde de bir, bir şeyler düşünecektir iş, illaki e, şeyi de bozmak istemiyor. Bu arada Şakir Ağa Zeynullah Ağa'nın o giyim mağazasının sahibi olan adamla da çok yakın dost. İkisi de çünkü aynı model iki insan. Kasabadaki en karlı iki işi. İki ayrı kişi yönetiyor gibiler. Zeynullah Ağa'sında e, olayı kıyafet satmak falan değil, kaçakçılık. Bütün parayı oradan kazanıyor. Şakir Ağa da işte çeltik olayının başında. Ve Şakir Ağa buraya ilk geldiğinde önce kaymakamı, sonra mal müdürünü inanılmaz pahalı hediyelerle eline almış. Ve ondan sonraki bütün ihaleler hileli şekilde Şakir Ağa'nın elinde kalmış. Bu arada Şakir Ağa ile Zeynullah o yüzük olayından ve yüzükten şüpheleniyorlar. İnce Mehmet'in yüzüğünden şüpheleniyorlar. İşte o da demişti ki bu yüzük nereden deyince dedemin dedesinden kalmış ötesinde bilmiyorum deyip konuyu kapattığını düşünüyordu. Ama onun Abdülselam Ağa'nın yeğeni olmadığı konusunda artık netler ispatlayamıyorlar. Bir gün İnce Mehmet şöyle bir sahneye denk geliyor. Bu Çeltik ırgatlarının Güz geliyor, ondan sonra yağmurların altında ağını peşinden koştuklarını görüyor. İşte paralarını alamıyorlar, Hani hak ettikleri, emeklerinin karşılığı olan parayı bunlar alamıyor. İnce Mehmet tabii kendini yiyip bitiriyor, artık yüzü gülmez oluyor. Sonra Hür'ü ana fark ediyor İnce Mehmet'in bu olayını. Öncesinde Teyran'a diyor ki, bunun diyor huzurlu günlerin bitti. Ben sana söyleyeyim diyor. Bir buna biz diyor söyleyelim. Sen oğlum dağlara dön. Senin buradaki günlerin bitti. Biz senle diyor burada yaşarız. Ondan sonra İnce Mehmet'in aylardır gülmeyen yüzünü güldüren bir olay oluyor. O da şu. Bir gün bu paralarını alamayan ırgatlar çok sessizce hiç böyle slogan slogan atmadan hiçbir şey yapmadan sadece oraklarıyla kasaba meydanında bir 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 böyle birikmeye başlıyorlar. Bir topluluk oluşuyor. Ondan sonra bunlar direkt Şakir Ağa'nın konağına gidiyorlar. A'yı istiyorlar. Ve A evde yok deniyor. Ve bunlar o konağı yıkıyor. ırgatlar. Ve o gün aynı gün içinde böyle üç konağı daha yıkıyorlar. Ve İnce Mehmet o gün anlıyor ki haklı ve bilinçli bir halk topluluğunun önünde hiçbir kuvvet duramaz. Bunu anlıyor. Yani aslında sizin hakkınızda eşkıyaların aramasına falan bile gerek yok noktasına geliyor. Aslında siz çok büyük bir güçsünüz. Aslında bu bugün için de geçerli. Bu insanlar var oldukça geçerli bir şey. Evet haklı ve kararlı ve bilinçli bir halk topluluğunun kalabalığının önünde hiçbir güç gerçekten de ben de öyle düşünüyorum duramaz. Neyse İnce Mehmet bu olaydan sonra ani bir karar alıyor. Öncelikle gidiyor. Bu arada en yakın arkadaşı Necat Bey. Necat Bey öldürülüyor. Çünkü Necat Bey hep doğruları söylüyor. Eşraf Necat Bey'i sevmiyor. Halkı bilinçlendiren bir tarafı var. Hatta İnce Mehmet'e okuma yazmayı öğretiyor. Adını yazmayı öğretiyor ve burası çok hoş. İnce Mehmet bir kağıda adını her yazdığında bir kızı ilk kez öptüğünde hissettiklerini hissediyor. O kadar enteresan. Neyse Necat Bey öğretmen de öldükten sonra tabii İnce Mehmet hayata küsmüş durumda ve gidiyor bir karar alıyor dedim ya gidiyor Necat Bey'in karısını ve çocuklarını alıp kendi evine yerleştiriyor temelli kalmak üzere. Ve kendi de eşkıya kıyafetlerini giyiyor, silahlarını kuşanıyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Zeynullah Ağa'nın mağazasına içine giriyor. Şakir orada oturuyor diyor ki Şakir gel dışarı. Alıyor bunu köy meydanına götürüyor. Silahını çıkarıyor ve diyor ki bu sıtmadan ölen çocuklar için. Bu parasını vermediğin ırgatlar için. Bu da Necat Bey için deyip 3 tane kurşunu sıkıyor ve atını dağlara sürüyor. İnsanlar şok geçirdiği için ve olaylar çok hızlı cereyan ettiği için kimse jandarmaya o an haber bile veremiyor. Jandarmaya evet haber veriliyor ama ne oluyor? İnce Mehmet de dağlara doğru ıramış oluyor. Sonrasında İnce Mehmet'in eşkıyalık günleri yeniden başlıyor. Tabii ki İmam Ferhat'ın yanına gidiyor. Bunlar uzun uzun konuşuyorlar, plan yapıyorlar, proje yapıyorlar. ne yaparız, ne ederiz diye. İnce Mehmet biraz daha mutlu hissediyor kendini. Artık ait olduğu yere bir şekilde dönmüş durumda. Bu arada imamla beraber işte gezinti denilebilir buna. Bazı yerlere, köylere uğruyorlar. Kızılbaş tahtıcı denir ya hani Kızılbaş köylerinde yaşadığı güzel günler oluyor. Çok iyi ağırlanmaları oluyor. Hatta bu köylerden birinde oranın dedesi diyor ki Yağız At diyor bizde diyor işte onu nasıl yakaladıklarını falan anlatıyor. Nasıl beslediklerini anlatıyor. Evet Yağız At tekrardan İnce Mehmet'e bu şekilde geçmiş oluyor. Bir gün bir haberci gelip diyor ki İnce Mehmet'e kadıncık ana seni görmek istiyor diyor. İnce Mehmet tamam diyor hemen imamla beraber kırk göz ocağına gidiyorlar. İçeri girdiklerinde kadıncık anayı giyinmiş, böyle hazırlanmış, gitmeye hazır vaziyette görüyorlar. İnce Mehmet saygılarını sunuyor, imam saygılarını sunuyor ve diyor ki İnce Mehmet de kadıncık ana sana diyor bir tane diyor tılsımlı gömlek vereceğim diyor artık hani. Bu gömleği diyor en son Selahaddin Eyyubi giymişti diyor ve diyor dün gece rüyama girdi diyor. Selahaddin Eyyubi demiş ki benim bir emanetim var onu İnce Mehmet'e ver. Yani o emanette gömlek bu kadar. En azından tarihi değeri olan bir gömleği İnce Mehmet'e hediye ediyor. Sonra dışarıda ocağın işte dışında bir türbe var. Oraya gidip üçü birlikte dua ediyorlar. E, kadıncık ana diyor ki ben diyor Selahattin Eyyubi'yi rüyamda gördüysem diyor benim diyor dünya değiştirme zamanım gelmiş demektir bu diyor. Ve diyor bu diyor artık ocak sana emanet. İmam inanılmaz duygulanıyor, gururlanıyor. İşte ellerini öpüyor falan. İşte emanetini alıyorum diyor. Sonra Kadıncık Ana olayı çok ıı, yürek paralayıcı yerlere gelecek. Yani bu dört kitabın bence en 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 kötü bölümlerinden biri. Yani hem çok iyi yazılmış fakat o yüzden belki de yaşananlar çok kötü. Olay şu, Arif Sahin Bey bütün bu İnce Mehmet başarısızlığının sebebini getiriyor getiriyor, irticaya getiriyor. Bu da çok tanıdık olduğumuz bir kavram. Bu diyor irtica. Bu diyor Kadıncık Ana'nın yüzünden oluyor. Ve ona affedersiniz sürekli orospu diye hitap ediyor. Yanında da işte Kertişeli var falan, Murtaza var. Bunlar şok oluyorlar. Yani Kertişeli ve Murtaza Ağa'nın bile kutsallığında şüphe etmediği bir figür kadıncık ana. Ama Arif Saim Bey ağzına gelen hakareti yapıyor. Diyor ki Kertiş Ali'ye yüzbaşı ile birlikte de diyor gidiyorsunuz kadıncık anayı alıp getiriyorsunuz diyor. Evet, bunlar gidiyorlar ama Kartişheri ilk defa birini döveceği için, birini kovalayacağı için, peşini düşeceği için mutlu değil. Çünkü Kadıncı Kanaya saygısı gerçekten de sonsuz ama Emir Demir keser gidiyorlar. Gittiklerinde Kadıncı Kananın hep yaptığı gibi onu yine şey buluyorlar işte hazırlanmış gidecek. Ondan sonra tamam diyor, ben hazırım diyor, gidelim diyor. Kertiş tabii ki diz çöküyor önünde. Ona saygılarını sunuyor. Hiç kötü bir söz söylemiyor. Yüzbaşı dışarıda bekliyor. Ama diyor gelmişken diyor bir tas diyor çorbamızı iç, iç, diyor yani. Yüzbaşına da söyle o da gelsin içsin sonra gideriz diyor. Bu çorba da meşhur bir çorba. Oranın çorbası şifalı olduğuna inanılan bir çorba. Yüzbaşı ben diyor çorba morba içmiyorum. Hemen al kadını gel diyor. Giderlerken kadın kanının bir ricası oluyor. Orada dikilen böyle bünyamin adında çok iri yarı bir genç delikanlı var. Bünyamin de diyor bizimle gelsin diyor. Ben diyor yaşlı kadının yolda diyor sizlere diyor bela olurum diyor. Ama Bünyamin benle ilgilenir diyor. Siz de rahat edersiniz diyor. Yüzbaşı bu teklifi kabul ediyor. Ve çıktıkları hava nasıl? Kar tipisi var. Yani yürünecek bir hava değil. Ve kadının ayaklarına hedik vermiyorlar. O yaşlı kadıncağız defalarca yuvarlanıyor. Defalarca düşüyor. Artık karla haşır neşir ola ola donma seviyesine gelecek. Ve Bünyamin diyor ki yüzbaşıya Ayrıca Kadıncık Ana kelepçeli vaziyette öyle yürütülüyor. O yoğun karda tipi de kelepçeli, ayaklarında hedik yok. O şekilde yürüyor. Bünyamin diyor ki ben de onu kucağında taşıyabilir miyim izin verirsiniz diyor. Yüzbaşı tamam taşı diyor. Neyse Bünyamin onu kucağına alıyor falan. En sonunda kasabaya varıyorlar. Kasabada Kadıncık Ana'yı iki tane jandarma kollarına girip Ali Safa Bey'in huzuruna çıkarıyorlar. Ali Safa Bey ona sorular soruyor. Diyor ki sende diyor keramet varmış diyor. İnsanları kandırıyorsun bu şekilde diyor. O Hürriyana'ya daha önce kitapta söylediği gibi diyor ki keramet diyor çiçekte böcektedir diyor. Ben sadece diyor bunlardan diyor ilaç yapıyorum. Ben de keramet falan yok. Bir daha hiçbir sorusuna cevap vermiyor ama dudakları kıpırdıyormuş. Ali Safa Bey inanılmaz derecede öfkeleniyor diyor ki ben senin ne dediğini, ne demediğini bilmiyor muyum sanıyorsun diyor. Sen şu an diyor bana diyor benim karıma ve kızıma fahişe diyorsun diyor. Bu kadar büyük bir uydurma kadın hiçbir şey söylediği yok. Şimdi diyor bunun diyor itiraf edeceksin diyor ve sözümü geri aldın diyeceksin diyor. Kadıncı kana sözünü geri falan almıyor. Karşılanın korktuğu başına geliyor. Çağırıyor diyor ki hemen diyor bunu al diyor, konuştur diyor. Yani dövecek. Karşılı dünyası kılıyor. Yani o kadını dövmesi imkansız. Ama onu alıyor. işkence yapılan yerlere götürüyor. Kadıncık kanı diyor. Sen burada otur diyor. Ben hemen geliyorum diyor. Eve gidiyor. Hemen karısına yemek hazırlatıyor. İşte bir tane yatak hazırlatıyor. Yanına adamlarını alıyor. Geliyorlar. Kadıncık kanayı önce doyuracak. Sonra temiz bir yatakta yatıracak. Dövmek bir yana. Kadıncık ana orada artık öleceğini falan tabii ki anlıyor herhalde. Her kaşıkla yemek almaya çalıştığında Niye ise çocukluğu aklına geliyor, anası aklına geliyor, anasının nasıl güzel bir kadın olduğu aklına geliyor. Yani ölmeden önce herhalde en değerli anıları onu ziyaret ediyor ve hiçbir şey yiyemiyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Burası gerçekten kötü. Kadıncı kanının yakalandığı kasaba eşraf yakalanmış kasaba eşrafını tabii çok mutlu ediyor. Bunların da sürekli her fırsatta yaptıkları bir rakılı Şölen adeti var. İnce Mehmet kaçtı, tamam rakılı yemek yapıyoruz, konuşuyoruz. İnce Mehmet kaçmadı, evet hemen rakılı. Yine öyle bir ortam. Bu kalabalık bir şekilde e, jandarma karakoluna geliyorlar ve ancak yemekhane bunları alabilir. Yemekhaneye toplanıyorlar. Şimdi sıra geldi Kadıncık Ana'ya Arif Saim Bey'in Eşraf önünde şov yapmasına, kadını mahvetmesine sıra geliyor. Ve kadıncı kana geliyor. Evliya orospu diyor kadıncı kanaya. Ve kadın hiçbir şeye konuşmama kararı, hiçbir şey söylemiyor. Hepsi kahkahaya boğuluyor. Bu lafı çok beğeniyorlar. Diyor ki ya diyor benim karıma kızıma hakaret ettiğini diyor itiraf edersin sözümü geri aldım dersin diyor. Ya da diyor seni diyor kertiş ya diyor dayaktan öldürecek ya da diyor daha parlak bir fikrim var. Burası diyor jandarma dolu diyor. Genç delikanlılarla dolu diyor sana diyor defalarca tecavüz ettiririm diyor bu askerlere ve gönüllü yaparlar diyor. Kadında yine tık yok. Ondan sonra kadınla iyice bir oynadıktan, tatmin olduktan sonra kertişe diyor ki al bunu sabaha kadar sana süre bunu diyor sözümü geri aldım dedirteceksin ne yaparsan yap diyor. Kertiş Ali de bunu alıyor bir yalvarmaya başlıyor diyor ki kadıncık ana bak benim hadi kendini düşünmüyorsun benim hayatımı yakıyorsun diyor. Ben diyor şu anki karımı diyor Onbaşılık başılık vadiyle diyor aldım diyor. Köyün en güzel kızını aldım diyor. Ama diyor sen konuşmazsan sözünü geri almazsan diyor. Bu olay diyor ne olacak? Benim on da sökülecek diyor. Ve karım diyor beni terk edecek. Bari beni düşün diyor. Ama dedim ya kadıncık ana hiçbir şey söylemiyor. Artık hani sona geldiğini hissediyor. Neyse fenalaşıyor. Şey bunu alıyor sırtına kucağına neyse kertişeli çaresizlik içinde ve sağanak yağmur var. Sırıl sıklam oluyorlar. İşte önce kasabanın doktoruna götürüyor, ondan sonra işte oraya götürüyor, buraya götürüyor. En son yüzbaşının evine gidiyor. Diyor ki işte ben bunu getiriyorum, ne yapacağız falan diye. Sonra bunların ikisi kadını alıp köprüye doğru gidiyor. Kasabanın köprüsü var. Birçok önemli olay orada cereyan ediyor. Köprünün oraya gidiyorlar. Orayı burada kesiyor. Sonra ertesi gün oluyor, sabah oluyor. Bir bakıyorlar köprünün altında ...üç ceset. Kertişali Yüzbaşı ve Kadıncık Ana. İki erkek delik deşik edilmiş hançerle. Şeyde e, yara izi yok Kadıncık Ana. Ama hepsi de, üçü de ölmüş. Ve bu olay çok hızlı bir şekilde tüm Çukurova'ya yayılıyor. E, Kadıncık Ana'yı Mehmet ince Mehmet kurtardı. Ama Kadıncık Ana kendi elleriyle geri döndü. İşkenceleri maruz kaldı ve orada öldürüldü. Artık ne anlatırlarsa anlatsınlar bunu hiç kimse yemeyecektir. Neyse kadıncı kanının naaşını Bünyamin alıyor, götürüyor ve geçtiği her yerde insanlar iki yana dizilip yollarda onun naaşını selamlıyor ve onun bastığı yerleri öpüyor ve Bünyamin de olayın hikayenin gerçeğini herkese anlatıyor. Orada gördüğü işkenceleri, hakaretleri herkese anlatıyor. Yani kadıncık anayla olan mücadelede yine onun şanını yükseltmekle sonuçlanıyor. Aynı at olayında olduğu gibi. Evet tabi bu kasaba eşrafı, bu şer ortaklığı sürekli plan yapıyor. Yeni bir plan yapmak zorundalar. İnce Mehmet olayı bitmeli. Bu kadar basit. Bitmeli. Sonra içlerinden biri Arif Sayın Bey'e bir fikir veriyor. Diyor ki eski çok efsanevi şeylerden biri var eşkıyalardan Bayramoğlu. Diyor ki Bayramoğlu'nu çağıralım e gelsin bu işi bitirirse o bitirir. Bayramoğlu da Arif Sayın Bey'in aslında eskiden arkadaş çok iyi dostlarmış. Neyse yine Bayramoğlu'nu çağırıyorlar. Ve Arif Saim Bey Bayramoğlu'nu havaya sokmak için böyle bir kortej falan hazırlıyor. Bir şeyler kurduruyor şeyde kasabada bunu çok büyük bir komutan gibi karşılıyor. Neyse, e, rakılı yemek saati geliyor klasik. Ondan sonra herkes birer birer gidiyor. Arif Sahin Bey kemik kadro kaldığında fikrini söylüyor. Bayram oğul Bayramoğlu da çok net bir şekilde hayır diyor. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum, yapmayacağım diyor. Sonra bunlar birbirine silah çekecek duruma geliyor iki eski dost. Fakat bir şekilde araları yapılıyor, uzlaşıyorlar. Ondan sonra Arif Sayın Bey son kozunu yani son yalanını masaya koyuyor bir odaya gidiyor ve bir tüfekle dönüyor. Diyor ki bak diyor bu diyor Mustafa Kemal Paşa'dan sana hediye diyor. Mustafa Kemal Paşa dedi ki diyor bu işi çözse çözse Bayramoğlu çözer. Bu tüfek de ona hediye mi olsun gitsin şu İnce Mehmet olayını bitirsin. Bayramoğlu da buna inanıyor, onora da oluyor. Gönül hala gönülsüz, gönülsüz de olsa kabul ediyor ve dağlara çıkıyor. Bayramoğlu dağlara çıkıyor ama tek başına çıkmıyor. İnce Mehmet'le eski Davası olan, olmayan, eski, yeni, tüm eşkıya çeteleri Bayramoğlu'nun çatısı altında toplanıyor. Bu da şu demek, artık dağlarda çok geniş bir mücadele başlıyor İnce Mehmet'e karşı. Hani nereye kaçacak, ne yapacak, o kadar çok fazla insan var ki ve hepsi ayrı bir planlı olarak ayrı bir yere dağılıyorlar. Bayramoğlu bir gün dağda çok eski bir dostuyla karşılaşıyor ve dostu ona şey yapıyor, acayip sitem falan etmiyor, hakaret ediyor. Sen diyor bu kadar iyi bir insanın peşine nasıl düşersin falan diyor. Bayramoğlu yerin dibine geçiyor. Çok üzülüyor ve sonra yanındaki arkadaşına diyor ki adam diyor doğru söyledi diyor aslında tükürmeliydi diyor bu surat tükürülecek bir surat diyor. Demek ki diyor biz buraya zamanında bu dağlara ektiğimiz tohumların çiçeğini yolmaya gelmişiz diye kendi durumunu böyle çok güzel bir şekilde farkında olduğunu ifade ediyor. Ama artık yapacak hiçbir şey yok vazgeçtim diyemez Aynı Topal Ali'nin ilk kitapta yaptığını yapıyor. Doğru istihbaratların tersine hareket ediyor. Sağda dedilerse İnci Mehmet sola gidiyor askerleriyle, adamlarıyla. Bu da halkın gözünden kaçmıyor. Ona olan nefret direkt böyle bir tansiyonu düşüyor. O nefretin tansiyonu düşüyor. Anlıyorlar, oyunu görüyorlar. Fakat bu oyun bir yere kadar sürüyor. En sonunda şey bir de Gavur Ali diye bir kişi var kadroda. Bu en azimlisi. Yani bir dakika durmuyor. İşte İnce Mehmet'i öldürecek. Yakalayacak neyse. Bir gün İnce Mehmet ve çetesi bir yerde kıstırılıyor. Böyle bir mağarada kıstırılıyor. Ateş 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 ateş. Çatışma bitmiyor. Ondan sonra Bayramoğlu mağaraya doğru ben diyor gidiyorum diyor. Konuşacağım falan diyor işte. Bayramoğlu gittiği vakit jandarma kuvvetleri de diyor ki oh be artık daha kan dökülmeyecek diyor. Bayramoğlu onu teslim alıp gelir diyor. Oysa ki Bayramoğlu tam o anda hem beklendik hem de bir tık beklendik şekilde onların tarafına geçiyor ve başlıyor kendi tarafını ateş etmeye. Gevor Ali de e, mağaraya doğru çıkıyor. Bir terslik olduğunu anlıyor herhalde ve e, Bayramoğlu Gevor Ali'yi rahatlıkla öldürebilecekken öldürmüyor ama Gevor Ali ona ateşi basıyor ve onu öldürüyor. Bu sırada da İnce Mehmet ve çetesi bir kez daha Bayramoğlu sayesinde mağaradan kaçıp kurtulmuş oluyorlar. Evet, Bayramoğlu devreden çıktı, öldü. Fakat Arif Sayın Bey yeni bir çözüm buluyor. Mebus olduğu için Ankara'dan bir karar çıkartıyor. Kara fırtına kemik kıran Arzmi Bey, Albay Arzmi Bey diye birini görevin başına büyük bir kuvvet desteğiyle getiriyor. Bu kemik kıran Arzmi Bey'in şöhreti şu şekilde. Daha önce tüm eşkıya aramalarında, tüm görevlerinde geçtiği yerdeki Köyleri halkı silindir gibi geçmiş, yani mahvederek geçmiş. Ne şekilde geçmiş? Dayakla. Öyle ki insanlar ya ölüyor ya da yürüyemeyecek hale geliyor. Belki haftalarca, aylarca yürüyemeyecek hale geliyor, sakat kalacak hale geliyor. Öyle dövüyor askerlerine. Adamın yöntemi bu. Yani Kertisharlinin albay halini düşün, onun gibi bir şey. Neyse bu göreve geliyor çok da olduğundan da azimli. Neden? Çünkü emekli olmak üzere ve bu onun son işi olacak. Yani son bir. Fiyakalı imza çakma niyetinde. Evet dağlara çıkıyor, çıkar çıkmaz ne yazık ki Yedi Mehmetler çetelerinden 3-4 tanesini su içer gibi diye anlatıyor işte e, kitap, rom, e, yazar. Su içer gibi kolaylıkla öldürüyor ve bunları çıplak atların e, üzerine koyup kasabaya salıyor o kadar. E, ondan sonra İnce Mehmet Yedi Mehmetler çetelerinin hepsine haber yolluyor. Diyor ki bu çeteleri dağıtın, evlerinize dönün köylere gelip adınızı soranları da Mehmet falan demeye direnmeyin. Gerçek adınızı söyleyin. Çünkü albay birçok kişiyi şu sebepten de dövüyor. Adını soruyor işte köye gidip erkekleri topluyor. Herkes ben Mehmet'im diyor. Tabii çok ağır dayak yiyorlar. Bu olay böyle giderken yani bu zulüm böyle devam ederken nasıl bir zulüm biliyor musunuz? Bazı köylerde bebekleri darp ettikleri, dövdükleri bir gerçek. Yani bunu bile bunu bile yapmışlar. Bir gün artık İnce Mehmet diyor ki yok bu böyle olmaz. Benim yüz ben yakalanacağım diye diyor. Bir sürü insan diyor zulüm görüyor. Ben diyor falanca noktada gideceğim pusu kuracağım. İmam diyor ki yani bu pusu kurmak istediğin nokta diyor. Bu plan diyor intihar gibi bir şey diyor. Yani ben sana söyleyeyim diyor. O da diyor ki arkadaşlar hakkınızı helal edin. Gelmek isteyen gelir gelmek istemeyen gelmez. Ben diyor gideceğim diyor. Ve gidiyor. Tabii onu yalnız bırakmıyorlar. Onlar da geliyorlar. Günlerce o pusu noktasında bekliyorlar. Birkaç jandarma şeyi geçiyor, birliği geçiyor ama berbat durumdalar. Böyle zayıflamışlar, perişan vaziyetteler. Onların hedefi jandarmalar değil, albayın kendisi. Neyse bir gün sonunda bu iki kuvvet karşı karşıya geliyor ve büyük bir çatışma başlıyor. Albay İnce Mehmet'e sürekli çatışma esnasında sesleniyor. Yavrum evladım tarzında çok yumuşak işte teslim olursan en hafif şekilde cezalandırılmanı sağlayacağım gibi sözler veriyor. Fakat İnce Mehmet'ten tabii ki hayır cevabı geliyor. Asım Çavuş devreye giriyor. İnce Mehmet diyor, albay da diyor bir emir kulu falan diyor. İnce Mehmet orada çok güzel bir şey söylüyor. Böyle diyor emir olmaz. Böyle insanları zulmeden emir olmaz diyor. Dinlemeyecekti diyor. Bak diyor ben emir dinliyor muyum deyince albay gerçekten ağlamaya başlıyor. Neyse finalde bunlar yenişemiyorlar, terk ediyorlar. Fakat İlyas Çavuş denen bunların bir çok bunları çok seven bir adam var ve İlyas Çavuş Albayı öldürmeyi başarıyor. Yani Arif Saim Bey'in çok güvendiği İnce Mehmet sorunu çözmek adına kişi olan Albay Azmi Bey de hakkın rahmetine kavuşuyor. Ama bu arada ne oluyor? Köylerde yaşayanlar, onun geçtiği köylerde yaşayanlar evlere kendilerini kapatmışlar. Evde hiç kimse de ayağa kalkacak derman yok şeklinde bir hayat sürüyorlar. Yani ortam ortamı gerçekten böyle silindirle geçmiş gibi ortamdan geçmiş vaziyette. Bu gerçekte de değişmiyor ama kendi de ölmüş oluyor. Fakat Arif Saim Bey burada duruyor mu? Bu noktada durmuyor. O da öldüyse başka birisi var. Binbaşı Nafiz Bey diye birini getiriyor. Binbaşı Nafiz Bey geliyor. Bu da bambaşka bir yol izleme kararı alıyor. O da şu. Köylüler diyor alabalıkları kaya altlarında işte yakalamaya çalışır. Kah yakalar, kah yakalayamaz. Ama diyor bazı köylüler de diyor akıl eder diyor. Kesebiliyorsa o suyu keser diyor ve gidip alabalıkları toplarlar diyor su bittiği için. Ben diyor böyle bir yöntem izleyeceğim diyor. Öncelikle bir zamanlar Almanların yaptığı detaylı bir Toroslar haritası var o haritada bütün köyleri, bu köydeki halklar kimdir? İşte Kızılbaş mıdır, o mudur, bu mudur, Çerkes midir? İşte hepsini tespit ediyor ve İnce Mehmet'le olan yakınlıklarını tespit ediyor. Sonra da diyor ki bütün Toroslar boşaltılıyor, bütün köyler tamamı. Hepsi zorunlu Çukurova'ya göç edecek. Bu büyük bir felaket demek. İnsanların hayatlarının komple değişmesi demek ve şöyle bir şey var. Dağ köylüleri Çukurova'da yaşayamıyor bu defalarca denenmiş. Sıtmadan hepsi ölüyor. Yani ciddi bir iklim değişikliğine uğruyorlar. Çünkü Çukurova cehennem gibi bir yer yazın özellikle. Yani bu ölüm garantili bir iş. E kimisi ormanlara kaçıyor, kimi evimi terk etmen diyor büyük işkencelere maruz kalıyor. Kimi de hiç uğraşacak halim yok deyip ne diyorlarsa 3-5 eşyalarını alıp Çukurova'ya doğru yola koyuluyorlar. Bu artık İnce Mehmet'in tahammül edemeyeceği bir zul. Artık İnce Mehmet bu kadarına tahammül edemez. Evet İnce Mehmet yine final hareketlerini yapmaya başlıyor. Öncelikle köyüne gidiyor. Bu arada bunu anlatmamıştım. Hürana şeyin yanından ayrılmıştı. O portakal bahçesinin ortasındaki evden, Seyran'ın yanından ayrılıp köyüne dönmüştü. Hürra'nın yanına gittiğinde tüm dağlılar, dağ köylüleri gibi onu da taşınmak için, işte göç etmek için hazırlanmış olduğunu görüyor ve ona diyor ki, Hüro ana diyor acele etme bakalım bir sabaha bekle, diyor Gün doğmadan neler doğar diyor. O sırada bir sürpriz oluyor. Kapı çalıyor. Müslüm geliyor. Müslüm çok güzel bir haber getiriyor. İnce Mehmet'in evet bir bebeği olmuş. Seyran da ona İnce Mehmet'in babasının adı olan İbrahim adını koymuş. Bu haberi getiriyor. İnce Mehmet tabii ki mutlu oluyor. Müslüme diyor ki sen diyor Seyran Seyran'ın yanına dön diyor benim birkaç işim var diyor ve Topal Ali ile tekrardan buluşuyorlar ve Topal Ali Arif Sayın Bey'in yerini söylüyor ve hep yaptığı gibi finalde hep yaptığı gibi Arif Sayın Bey'in odasına giriyor evine odasına giriyor ve ona beş el ateş edip Arif Sayın Bey'i de bu hikayeden çıkarıyor. Ve atını dağlara doğru sürüyor. Sırayıp gidiyor. Bir kez daha ve son kez olarak imitti mi bellisiz oluyor. Bu arada bu final bölümü olduğu için bu arada neleri neleri atladım ne ne bölümleri, ne şahane bölümleri atladım. Hep söylüyorum mutlaka bunu okuyun. Mutlaka okuyun. Mutlaka okuyun. İnce Mehmet'i okuyun yani. Bu final olduğu için ben size o her kitabın sonunu bağladıkları bir şekil var ya işte Çakır Diken'in yakılması vesaire. Onu tam e, kitaptaki şekliyle ama hazırladığım kağıttan okumak istiyorum. Şöyle bunu ben birebir okuyacağım. Hürü Ana gitti öbeğe ateş verdi. Aptal Bayram Öteki davulcular, zurnacılar öbeğin üstüne fırladılar. Yalımların içinde kalıncaya kadar oynadılar. Bütün kalabalık da onlarla birlikte oynuyordu. Yalımlar bir yanlarını sarınca öbekten indiler, kalabalığa karıştılar. Bütün kalabalığın katıldığı dev bir halaya döndü. Yalımlar diken öbeklerinden düzlüğe atladı. Kurumuş çakır dikeni düzlüğü tepeden tırnağa bir anda yalıma kesti. Yalımlar bütün düzlüğü, yamaçları, koyakları doldurarak aktı. Yalımların kızıltısı mor dağlara vurdu. Dağlar aydınlandı, sallandı. Toros dağlarının doruklarına güneş doğmadan çok önce gün vurur ve çakmak taşından ak doruklar ışığa batar. İnce Mehmet'ten bir daha haber alınmadı. İmitimi bellisiz oldu. O gün bugündür dikenli düzü, çiçekli deresi, menekşe köyü, yanıkören köylüleri, ve bil tekmil öteki toros köylükleri toprağa saban atmazdan önce giyinirler, kuşanırlar, düzlüklere, koyaklara, ovalara çıkarlar. Çakır dikenlerden, karaçalılardan, kevenlerden, deve dikenlerinden büyük öbekler yağarlar. Köyün en yakışıklı delikanlısıyla en güzel kızı öbeklere ateş verirler. Büyük bir toy düğün kurulur. Halaylar çekilir. Görülmedik eski zaman, yeni zaman oyunları oynanır. Sevinç türküleri dağları aşar, yolları, belleri, ovaları tutar, ülkeden ülkeye yayılır. Sevinç türküleriyle birlikte de öbeklerden yalımlar, düzlüklere, koyaklara, ovalara atlar. Yalımlar bütün gece toprağı yalar, bir sel gibi akarak her yanı sarar. Bu ateşle birlikte de Ali Dağının, Düllül Dağının, Yıldız Dağının, Binboğan'ın doruklarında birer top ışık batlar. Dağların doruğu üç gece ağarır. Apaydınlık gündüz gibi olur. Evet. Efsane böyle sonlanıyor. Evet, hoşçakalın diyorum. Sıradaki eserler için buluşalım diyorum. Görüşmek üzere.